Amerikan Başkanı Biden Ukrayna krizi yaptırımları kapsamında Amerika'nın Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden, biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. Amerika, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor dedi. Biden, Putin'e daha fazla zarar vermek için uygulayacakları enerji yaptırımlarının Amerikan halkını da vuracağını belirtti. Petrol ve doğalgaz şirketlerinden fiyatları çok fazla artırmamalarını talep etti. İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kvartenk, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını duyurdu. Amerika'nın dış ticaret açığı Ocak'ta %9.4 artışla 89.7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ocak'ta ithalat %1.2 artışla 314 milyar dolarla rekor kırdı. İhracat %1.7 düştü, 224 milyar dolara geriledi. Euro bölgesi ekonomisi 2021'in 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0.3, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %4.6 büyüdü. Almanya'da sanayi üretim Ocak'ta aylık %2.7 arttı, beklenti 0.5'ti. Sanayi üretimi bir önceki ay %0.3 daralmıştı. Ülkede sanayi üretimi Ocak'ta yıllık bazda %1.7 daralma beklentisine karşın 1.8 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 ay vadeli hazine bonosuyla 2 yıl vadeli tahvil ihracıyla 8.3 milyar lira borçlandı. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz %25.3 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Ayçiçek yağı, zeytinyağı sorunumuz yok. Nerede bir stokçu varsa, ahlaksız varsa gerekeni yapacağız ifadesini kullandı. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Gündemde neler var şöyle bir bakalım. Aslında gündemimiz değişmiyor. Yani Rusya-Ukrayna meselesi ve o cepheden gelen haberlerin piyasaya etkisi. Bir dipten dönüş olmuştu Amerikan hisse senetlerinde. Satıştan yükselişe doğru Zelenski'nin İngiltere parlamentosuna seslenişinde NATO'ya ilişkin artık o heveslerinin, eski heveslerinin kalmadığına dair mesajları aslında biraz borsaları toparlamıştı. Ama şu dakikalarda bakıyorum yine eksi ile artı arasında gidip geliyorlar. Amerikan petrolü, Amerikan başkanı Rus petrolüne yasak getirdi. Artık Rusya'dan petrol, doğalgaz, herhangi bir enerji ithal etmeyeceklerini duyurdu. Biden zaten beklenen açıklamayı akşam saatlerinde yaptı. İngiltere'de yine benzer şekilde Rusya petrolüne olan bağımlılığını 2022 sonuna kadar azaltacağını duyurdu. Ama Avrupa'dan Rus gazı ile ilgili bir tabii ki yaptırım gelmiyor. Çünkü Avrupa gazın yaklaşık %40'ı Rus gazı. Avrupa Merkez Bankası ve FED ne yapacak bu ortamda? Enflasyonlar yukarı gidiyor. Büyüme yavaşlama endişesi var. Stagflasyon tartışmaları gündemde. Avrupa Merkez Bankası bu hafta. Amerikan Merkez Bankası da önümüzdeki hafta nasıl kararlar verecek? Avrupa bu işten sanki daha fazla etkilenecek gibi. Ama FED zaten yola çıkmıştı 25 bas puanlık faiz artışı için. Powell da öyle söylemişti. Acaba pas mı geçecek önümüzdeki hafta bu kriz derinleşirse? Yoksa söylediği gibi 25 bas puan faiz artışı FED'den haftaya gelecek mi? İçeriye baktığımızda tabii en çok TL varlıklar etkileniyor. Kur bizim en işte kırılgan tarafımız, dolar TL yukarı gitmeyi sürdürüyor. Bugün de yine dolar TL'de 14.5'un üzerindeyiz. Türk lirasının değer kaybı sürüyor. Kur korumalı mevduat üstelik hala varken. Borsa İstanbul'da da yükseliş gördük. Burada bankacılık biraz daha geride kalıyor, hatta satışıyor. Ama sanayi sektör emtiaya dayalı, emtia üreticisi olan şirketlerimizin Borsa İstanbul'u sürüklediğini, sanayi sektörün Borsa İstanbul'u dün olduğu gibi bugün de yukarıya taşıdığını görüyoruz. Tabii nihayetimizde makro tarafta enflasyon sorunumuz var. Gıda fiyatları, işte tahıl konusunda Rusya, Ukrayna'dan önemli bir alıcıyız. Ama oradan bir sıkıntı yaşanıyor. İçeriye yağ fiyatları olarak yansıyor bu. Gıdayı geçelim, akaryakıt. Akaryakıtta da her gün neredeyse son dönemde, son bir haftada zam geliyor. Bu gece yarısı da yine zam var. Muhtemelen yarın da bir zam gelme ihtimali söz konusu. Tüm bunlar
enflasyonla ilişkin, enflasyona dair bizim o olumlu beklentilerimizi törpülüyor. İki değerli konuk birazdan bizler olacak. Özlem Derici, Şengül ve Özlem Bayraktar Gökşen canlı yayın konuklarımız. Şöyle bir bakalım piyasalardaki son duruma, nasıl bir tablo var. Dolar TL 14.5'un üzerinde demiştim. %0.9 yukarıda. Euro TL 15.86. Dolar endeksinde biraz zayıflama var. Yani 100'e doğru yaklaşan dolar endeksi şu dakikalarda 99'un hemen üzerinde. Bir miktar çok hafif bir aşağı hareket görüyorum. Euro dolar paritesi de yukarı attı kendisini. 1.09 üzerinde. 1.0910. Akşam seansında Viyop 30'da 0.6'lık yukarı hareket var. 2.261 seviyesiyle. Gün içerisi grafiğe bakalım. Daha yüksek seviyeleri gördük. Dolar TL bakın 14.60'a yaklaştı. 14.38, 14.58 bugünün zirvesi. Şu dakikalarda biraz da aşağı gelme çabası var ama 14.5'un üzerinde artık 14'ün üzerine yerleşen 14.5'lara gelen bir kur. Borsa İstanbul ise yükselişe bugün geçti. Borsa bizi bugün sonunda 2011 puanını karşıladı. 2000 puanın efendim altından başlamıştık güne. 2031'e kadar çıkıp biraz satışta günün sonuna doğru 0.7'lik harekette günü sonlandırdık. Faizlere baktığımızda ise faizler maalesef yukarı gitmeye devam ediyor. 25.5'a yaklaşan bir 2 yıllık tahvil faizimiz var. En yüksek bakın şurası 27'ye çıktı. 5 yıllık tahvil faizimiz 27.2 ve 27'ye yaklaşan bir de uzun vadeli tahvil faizimiz var. 26.6 tahvil faizlerimiz maalesef yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Hafta boyunca yukarı gittik. Amerikan 10 yıllık Amerikan faizleri burada da 1.86, burada da yükseliş görüyoruz. Yine 2 yıllıkta hızlı bir hareket var. Bakın yeniden 1.60'ın üzerine kadar geldik. 1.61, 1.62 seviyeleri Amerika'nın kısa vadeli tahvil faizinde. Uzun vade 10 yıllıkta da hala tabii 2'nin altında olsak da 1.86'yı görüyorum. Altın da yükselişini sürdürüyor. 2037 seviyesinde bir altınımız var. 40 dolara yakın yukarıda. Bakın altın son dönemlerin en parlak günlerini yaşıyor. %2 yukarıda. Gram altın hem dolar TL hem ons altından besleniyor. 952 lira. 1 gram altın 952 lira gram. Bitcoin'de %2.2'lik yukarı hareket var. Petrol fiyatları Biden'ın akşam saatlerinde Rus petrolüne dair ithalat yasağıyla beraber hala yukarıdayız. Bakın %4, %5 yukarıda. 129 dolar ve 125 dolara yaklaşan petrol fiyatları. Avrupa'ya bakıp Amerika'ya bakacağım. Amerika'da S&P'nin gün içerisinde rica edeceğim değerli arkadaşlarımdan. Karışık bir görünüm Avrupa'dan. Amerikan endekslerinde de bir git gel var. Yani kötü başladı, iyiye döndü. Çok ciddi bir kararsızlık var. S&P bakın yatay. Nasdaq 0.8 yukarıda. Dow Jones 0.16 yukarıda. S&P'nin şimdi gün içerisi grafiğine bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Açılış kötü oldu bakın. 4.161. Sonra toparlandı. İşte acaba Zelenski NATO üyeliğinden vaz mı geçiyor? Çünkü Rusya dedi ki, ey Ukrayna, Putin, bu NATO ile ilgili niyetini bırak NATO'da. NATO üye olmayacağım de. Benim şartlarımdan bir tanesi o dedi. Zelenski de biraz da hani sistemle NATO bizi üye almadı. Hani benim de hevesim kaçtı gibi nitelendirebileceğimiz ifadelerle konuştu akşam saatlerinde. S&P bakın 4.275'e yaklaştı. Çok ciddi bir yükselişe doğru yani dipten toparlanma ama şu dakikalarda yeniden aşağı gelip bir kararsızlık içerisinde adeta Amerika'da hisse senetleri. Melike'ye dönelim bakalım Melike hem Biden hem bu git gel acaba neden oluyor? Neler aktaracak dinleyelim seni. Barış, gitgeller gerçekten çok ciddi. Yani %1.5 S&P 500 bir ara artmıştı. Sizin söylediğin gibi sabah da çok ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra, öğleden sonra kendi yukarı at, sonra tekrar şimdi düşüşte karışık, çok karışık. Volatilite çok yüksek. Yani bunun sonucu artık hayra alamet. Çünkü bu kadar volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda yatırımcılar da, traderlar da, stratejistler de durun diyor. Şimdi gelen ekonomik veriler hiçbirisi zaten fiyatlamıyor ama şunu bahsedeyim. Küçük ölçekli işletme endeksi 95.7 geldi 97 beklenirken. Ticari açık rekorda 90
lara geldi neredeyse. Yani eksi 89 milyarda 9,4 artıyor. Yani %10 neredeyse artmış. Neden? Yani rekor artan ithalat ve fiyatların artışı sebep oldu ticari açığın bu kadar artmasına. Toptancı envanterleri satışlar açısından yukarıda, %4 yukarıda, aylık bazda 0,4'lük bir artış var. Ama bunlar değil, yani şu anda hep fiyatlanan, senin de söylediğin gibi bu jeopolitik risk, endişe, Ukrayna işgali, ABD'nin yaptırımı, değil mi? Sonra biraz toparlanması, sonra tekrar geri çekilmesi. Bu arada Apple kendi yeni ürünlerini açıklamış, yeni Mac'i söylemiş, yeni daha ucuz bir iPhone'la karşımıza çıkmış. Gerçekten lansmanına, ürünlerin lansmanına bakan olmadı. Coca-Cola Procter & Gamble Dow Jones'un o sert düşüşüne sebep olmuştu. Şimdi şöyle biraz tam toparlanıyor derken tekrar geriye döndü. Altın ve diğer emtialar hala güvenli liman, altının, petrolün kendini hala yukarı taşıdığını görüyoruz. Bir yandan da bugün şirket birleşme evlilik haberi vardı. Google'ın Mandiant isimli siber güvenlik bir firmasını 5,4 milyar dolar aldığını gördük. Ki hisse de hareketliydi, sonra düştüler. Yani şurada Nasdaq zaten tam dün itibariyle resmen ayı piyasalarına girdi dedik, sonra toparlandı. O yani sürdürülebilir değil, bunu anlıyoruz. Ve yani Biden'da Zelenski'nin, o senin de söylediğin gibi zaten NATO hava işgalini şu veya hava Rusya'nın havadan uçmasını engellesin laflarını hiçbir şekilde dinlemedi. O yüzden de senin de dediğin gibi işte amda karşı zaten demesiyle tam toparlanırken sonra tekrar geri. Yani bir adım ön atırır, sonra iki adım tekrar geri ve Rusya'da zaten bazı ithalleri kısıtladığını söyledi. İthal ve ihracatları 2022'nin sonuna kadar. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, teşekkürler. Amerika'yı kapanışa doğru bir kez daha değerlendirmesini, anlatmasını rica edeceğiz sevgili Melike'den. Ben konuklarıma döneyim. Özlem Bayraktar, Gökşen Özlem Derici, Şengül, hoş geldiniz her ikiniz de. Hoş İyi bulduk. İyi akşamlar. akşamlar. En başından Kadınlar Günü'nüzü kutlayayım. Umarız mutlu bir gün olur hem ülkemizin ve dünyanın bütün kadınları için, naçizane dileğimizi ifade etmiş olayım. Teşekkür ederiz. Özlem Bayraktar, Gökşen, senle başlayayım. Hala aslında Rusya-Ukrayna meselesinin ekonomik yansımalarını görüyoruz. Finansal piyasalar bundan etkileniyor, haber akışı sürüyor. Bugün bir işte en azından alanda, savaş meydanında çok büyük bir hareketlilik olmasa da Biden'ın Rus petrolüne dair ithalat yasağı kararını takip ettik. İngiltere benzer bir karar alıyor bu yıl sonu itibariyle. Ve bunun petrol fiyatlarına etkisini görüyoruz. Bugün işte nikel çılgın fiyatlamalara gidiyor. Diğer endüstriyel emtialarda, gıda emtialarında bunları görüyoruz. Önce istersen bu Amerika'nın Rus petrolü ile ilgili yasak ve bu yasak kararının etkilerini değerlendirerek başlayalım. Yani şöyle diyeyim, hani tabii büyük bir belirsizlik var gelecek döneme ilişkin olarak fiyatlar konusunda, ama şu son 10 günlük dönemde bile yaşadığımız volatilite, emtia fiyatlarının geldiği seviye ve işte senin söylediğin gibi petrol fiyatlarının geldiği seviye itibariyle zaten önemli bir zarar olacak bütün dünya ekonomisine. ABD'nin bu kararına ilişkin ilk söylemler zaten piyasada önemli bir hareketliliğe neden olmuştu. Aslında yarın bir oylama bekliyorduk Temsilciler Meclisi'nde, ama Biden önce davrandı. Bugünkü açıklamasıyla beraber yine arz konusunda ekstra bir sıkıntı olacağı ve talebi de arttırabileceği yönündeki endişelerle petrol fiyatlarının yükseldiğini gördük. Amerika için biraz daha kolay tabii bu adımı atmak. Günün sonunda bir petrol üreticisi. %3'ünü sadece ham petrolün Rusya'dan alıyor. %8'i petrol ürünleri ithalatının %8'ini Rusya'dan yapıyor. Tabii Avrupa tarafının hemen peşi sıra gelmesi çok da beklenmiyor. Özellikle Almanya tarafında öyle bir adım beklenmiyor. Ama şunu da biliyoruz ki Almanya'da bu bağımlılığının %80, enerji bağımlılığının %80'ini başka şekilde temin etmek üzere bir plan program içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani kısa ve
orta vadede belki hızlıca bir dönüşüm olmayacak ama Avrupa'da aslında Rusya'ya enerji bağımlılığı konusunda adımlar atmaya başladı. Biraz aslında Merkel dönemi Almanya'yı biraz daha Rusya'ya enerji konusunda bağımlı kıldı ama orada da uzun vadede artık Rusya'yı geride bırakma, dışlama politikaları hızlıca devam edecek. Amerika ile başladı dediğim gibi ve yani hani bu noktada emtia fiyatları tarafında, petrol fiyatları tarafında, işte doğalgaz fiyatları tarafında kısa vadede çok aşağı yönlü bir hareket beklentisi yok. Çünkü belirsizlik had safhada. Burada aslında OPEC'in ne yapacağı önemliydi ve şu ana kadar da pek adım atmadığını görüyoruz. Dün de OPEC başkanının söylemleri Rusya'nın piyasadan çekilmesiyle beraber bunu karşılayacak bir arz, bir üretim kapasitesi yok dünyada gibi bir açıklaması oldu. Üstelik OPEC hala pandemi sonrasındaki üretim artış hızında gidiyor. Onu bile gerçekleştiremiyor çeşitli OPEC ülkelerindeki politik sıkıntılar dolayısıyla. Burada bence ana oyunculardan biri OPEC ve petrol fiyatlarında hızlı bir düşüşü, en azından bir miktar düşüşü görebilmemiz için OPEC'ten bir şey görüyor olmamız lazım. Bu çerçevede de ABD'nin son dönemde Suudi Arabistan'la, Biden'ın Suudi Arabistan'la ilişkileri konusunda çok iyi bir yerde olmadıklarını biliyoruz ama yeniden yumuşayan bir takım ilişkiler görmemiz mümkün olabilir. Suudi Arabistan'la ilişkilerin biraz daha düzeltilmesiyle OPEC gündeme gelebilir. Ancak belki petrol fiyatlarında düşüşü biraz öyle görebiliriz. Evet, Suudi Arabistan, İran, Venezuela, hani ne var ne yok, hangi ülkeden bulabilirsek temas kuralım gibi bir Amerikan yönetiminin yaklaşımı var gibi. Özlem Derici, senin de değerlendirmeni almak isterim. Hani bu aslında bekleniyordu, Biden'ın Rus petrolünü ya da herhangi bir Rus enerji kaynağını yasaklama konusunda açıklama yapması. Ama buna rağmen hala biz petrol fiyatlarında şu dakikalarda %5'e varan yükselişler görüyoruz. Burası nasıl duracak? Özlem Bayraktar ifade etti. Petrol hakikaten çok iç karartıcı bir hale gelmeye başladı. Bir bu. İkincisi, stagflasyon endişeleri de gündeme geliyor. Eğer ekonomiler yavaşlayacaksa petrol fiyatları niye bu kadar yukarıya gitsin? Hani nihayetinde o da bir acaba engellerden biri olur mu yükselişe? Biraz daha belki orta vadede. Evet, bu yükselişte sadece fiili olarak arzın hani azalıyor olması değil, anladığımız kadarıyla riskin de çok fazla fiyatlaması şeyin içinde, hareketin içerisinde. Dolayısıyla da hani bir parça durulma görülse diyelim, savaş halinde. Bugün buna dair hani bazı haber akışları da oldu ama o kadar dalgalı ki şey, ya da o kadar çeşitli ki haber akışı, birdenbire yeniden değiştiğini görüyoruz piyasaları. Kalıcı olarak çözüm yolunda bir adım atılsa hemen muhtemelen o agresif fiyatlamanın geri geldiğini göreceğiz. Ama öte yandan da temel faktörler diyelim değişti. Bütün enerji piyasasında temel faktörler değişti. Biraz önce hani çok güzel özetlediniz her ikiniz de. Şey değişiyor, yani kompozisyon, ülkeler arası kompozisyon değişiyor. ABD'nin hamlesi çok büyük bir etki yaratır mı derseniz, hani bu fiyat artışında bence asıl risk fiyatlamasının yarattığı çok ciddi bir sıçrama oldu. Yoksa paylarına baktığımız zaman hani Rusya'nın ihracatının da küçük bir payı, dolayısıyla çok büyük fiyat hareketlerine neden olacak bir aslında hamle değil. Ancak eğer ki plan hani Rusya'yı izole etmekse, işte o zaman çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Avrupa özellikle çok büyük bir problemle karşı karşıya. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde bir tane boru hattından şeyi kestiği, enerji akışını kestiği haberi de çıkmıştı Rusya'nın. Bu muhtemelen bir gözdağı niteliğindeydi. Hani sonrası gelmedi ama gelebilir de. Yani artık gözü karartıp zarar verme noktasına gidecekse Rusya çok farklı adımlar da atabilir önümüzdeki dönemde, her ne pahasına olursa olsun. Zaten ekonomisinde önemlice bir yara açmış vaziyette şu yaptırımlar ve devam edecek olması. Dolayısıyla karşılıklı restleşme anlamında daha çok Batı'nın hamlelerini gördük. Rusya'nın karşı cevabını
çok görmedik şu ana kadar. Yani sınırlı miktarda gördük. Dolayısıyla bunun derinleşmesi demek enerji krizinin de çok daha başka boyutlara taşınacağı anlamına geliyor. Evet, kesinlikle hani OPEC'in nasıl davranacağı önemli veyahut da belki hani İran'la anlaşma söz konusu olacak, bu taraftaki arz artacak. Ancak zaten bu kriz çıkmadan önce de petrol fiyatlarıyla ilgili yatırım düşüşü, yatırımın azlığı dolayısıyla bir risk vardı. Yukarıda kalma, yüksek seviyelerde kalma riski vardı. Şimdi bunu bu katlanmış vaziyette, kısa vadeli bir çözümü yok maalesef. Biz muhtemelen yani bu kriz ortadan kalksa bile paldır küldür yeniden 70 dolarlara, 80 dolarlara indiğini görmeyeceğiz. Daha yüksek seviyelerde dengelendiğine şahit olacağız. Yani 100 doların üzerindeki seviyelerde muhtemelen dengelendiğine şahit olacağız petrol fiyatlarının. Bu yeni kompozisyon dolayısıyla ben her şey çözülse, el sıkışılsa, işte anlaşmaya da varılsa paldır küldür yaptırımların ortadan kalkacağını, işte yeniden hani eski ticari işlerin yeniden normale döneceğini zannetmiyorum. Buradaki amaçlardan bir tanesi de sadece Ukrayna'yı savunmak değil, belli ki orta uzun vadede de Rusya'yı oyun dışı bırakmak da var. Özellikle Amerika tarafından. Evet Özlem, sana geçeceğim. Bu arada nikel fiyatlarındaki bugünkü hareketlilik olağanüstüydü. Yani nikel fiyatları bugün adeta uzaya gitti. Onu gördük. Ve bugün işlemler de askıya alınmıştı. Az önce Londra Metal Borsası'ndan bir açıklama geldi. 11 Mart'tan önce herhangi bir işlem yapılmayacağı nikelle ilgili Londra Metal Borsası'nda duyuruldu. Bir kez daha ifade edelim. Londra Metal Borsası nikel işlemlerini 11 Mart'tan önce yapmayacağını duyurdu. Bugün de 100 bin falan olmuştu fiyatı. İnanılmaz bir hareket oldu. Dolayısıyla bu LME dediğimiz Londra Metal Borsası'nda işlem gören metallerde de tabii sadece nikel değil, diğer endüstriyel emtia, kalay, bakır, çinko, alüminyum hepsinde bir hareketlilik var. Petrolü konuşuyoruz ama Özlem Bayraktar, yani sadece iş petrolle de bitmiyor. Diğer endüstriyel emtiayı kat, gıdayı kat. Ya inanılmaz bir böyle enflasyonist baskı. Ve işte stagflasyonun gündeme geldiği, Rusya zaten daralacak, o Avrupa'yı etkileyebilir. Oradan işte enerji fiyatlarının yüksekliği Amerika'yı mı vurur falan diye böyle dünya ekonomik büyümesiyle ilgili soru işaretlerinin arttığı bir döneme doğru sanki biraz gidiyor gibiyiz. Bu mesele devam ederse bu şiddetiyle. Evet, yani bu sabah bir haber okudum. Yani Rusya şu anda İran'ı, Kuzey Kore'yi ve Suriye'yi geride bırakarak dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline geldi. Ve bu ülkelere baktığımız zaman aslında finansal entegrasyonlarının zaten çok da yüksek olmadığı ülkelerden bahsediyoruz. Rusya ise çok büyük bir ekonomi ve finansal entegrasyonu her alanda oldukça yüksek bir ekonomi. Ve şu anda bu ülkelerden daha fazla yaptırıma maruz kaldı ve her alandan da dışlanan bir ekonomi görünümünde. Elbette Rusya için, Rusya ekonomisi için çok derin bir daralma ifade edecek ama Rusya kendisiyle beraber dünyayı da biraz aşağı taşıyacak. Çok biraz diyemiyorum. Yani ne ölçüde olacağı tabii halen belirsiz. Günün sonunda bu savaşın maalesef nereye taşınacağını da bilmiyoruz. Söylenler çok da yani geri adım atılacak yönünde değil. En azından Rusya tarafından Putin'in söylemleri öyle. Dolayısıyla da dünya için çok ciddi bir stagflasyon riski artık gündemde. Zaten tahvil fiyatlamalarına baktığınız zaman da bu riski fiyatlamaya başladıklarını görüyoruz. Tabii bu stagflasyon riski özellikle Avrupa ekonomisi için çok daha ön planda olacak. Dünyada tekrar ekonomik durgunluk noktasına gidiyormuşuz gibi gözüküyor maalesef. Peki mesela Özlem, seninle devam edip sonra Özlem Derici'ye döneyim. Fed'i, Avrupa Merkez Bankası'nı nasıl etkileyecek bu gelişmeler? Yani Fed vaz mı geçecek daha, yoksa tam hani bir böyle çıkmaz içine sanki giriyor merkez bankaları, ya da Avrupa zaten barış yapacağı yoktu, bu sene hiç faiz artışı yapamaz ama Fed zaten sinyali vermişti, vazgeçmez mi, vazgeçer mi, nasıl bir merkez bankaları, çünkü bu hafta değil mi Avrupa Merkez Bankası, evet, haftaya da Fed'i bekliyoruz.
Evet. Şimdi bir kere ECB tarafında bir önceki toplantıda Lagarde aslında şişeden cini çıkarmıştı. Çok sürpriz bir şekilde. Şimdi o cin şişeye tekrar sokulabilir geriye. Yani Avrupa için daha farklı bir dinamik, daha zorlu bir dinamiği işaret ediyor. Dolayısıyla Lagarde'ın muhtemelen işte bir takım belirsizliklerden bahsedecektir ama enflasyon riskini de ön plana çıkaracaktır. Bir stagflasyon söylemi içerisinde bulunmayacaktır belki ama daha da söylemlerini yumuşatan, en azından şimdilik çok daha tedbirli davranacaklarını ve hani o şahin görünümlerinden biraz daha uzaklaşacaklarını düşünüyorum. Fed'e geldiğimizde ise Fed'e ilişkin değişiklik, yani 24 Şubat öncesi ve sonrası, 24 Şubat tarihi bir milat artık bütün dünya için. Onun öncesi ve sonrası Fed için de bir farklılaşma ifade ediyor ama oradaki para politikası sıkılaşmasındaki hız anlamında belki bir farklılaşma işaret ediyor. İşte 9 faiz artırımlarına kadar çıkarmıştı kurumlar tahminlerini. Şimdi tabii onu bayağı azalttılar. Ben Fed'in aslında 25 bas puanlık faiz artırımını yapacağını düşünüyorum. Ama çok daha yavaş ilerleyecektir. Çünkü gelinen noktada çok ciddi bir enflasyon riski ABD'de çok daha ön planda bir. Yani Şubat ayına kadarki verilere baktığımızda ekonomi halen çok güçlü devam ediyor. Bir de çok gevşek, yani ultra gevşek bir para politikalısından bahsediyoruz. Dolayısıyla bir miktar faiz artırımlarına doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum. Stagflasyon dönemlerinde tabii bu arada şunu da ifade etmek lazım. Yani bir savaş ortamı fiyatlaması, ekonomilere zararı ve bunun karşısında alınacak ekonomik tedbirler, politikalar konusu hani bizim için de yepyeni bir bölüm açıyor maalesef ki. Yani neler olabileceğine ilişkin büyük belirsizlikler var ama para politikaları için de çok zorlu bir süreç tabii. Yani enflasyonun hızlıca yükseldiği ama durgunluğun geldiği. O durgunluk bir süre sonra tabii enflasyonu da yemeye başlayabilir ama o süre zarfında da çok ciddi hasar verebilir. Bu nedenle ben Fed'in dediğim gibi para politikalarında sıkılaştırmanın ilk adımını atacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş da ilerleyeceğini düşünüyorum ama belki maliye politikaları tarafı biraz daha ön plana çıkacak bütün dünyada ekonomileri biraz daha desteklemek için. Evet, terminale baktığımızda hala 16 Mart, yani haftaya bir faiz artış ihtimali %100 ve yılın sonuna geldiğimizde de 6 faiz artış ihtimali hala görülüyor Bloomberg terminalinde Amerikan Merkez Bankası politikalarına dair. Özlem Derici, bu stagflasyon çok konuşulmaya başlandı. Hakikaten böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali var mı? Çünkü ekonomiler diyorduk ki iyi gidiyor, pandemi sonrası çıkış çok iyi, toparlanıyorlar. Hadi faiz artıralım, artık enflasyon sadece arz kaynaklı değil, talep kaynaklı enflasyon da var denirken böyle bir sıkıntı, tüm dünya için kriz ortaya çıktı. Bir çıkmaz var mı gerçekten ve nasıl acaba hareket edecekler senin yaklaşımına, öngörüne göre? Ben Fed'in vazgeçmeyeceğini düşünüyorum sıkılaştırmadan. Ben de yani Özlem gibi hani 25 bas puanlık bir adım atacağını ve sonrasında da devam ettireceğini düşünüyorum. Bugün mesela 50 bas puanlık bir artış yapsa mahvolur mu? Amerika mı deriz? Hayır aslında. Yani Amerika... Ama piyasalar olur herhalde. Öyle bir şey görse. Yani büyük şok yani olur. Belki bu birazcık işte algı yönetimi. Belki de ben mesela Powell'ın hani öyle bir söylemde bulunmasaydı 25 daha uygun açık olur açık diye. Açık açık söyledi 25'i. Evet. Yani bu beklenti devam ederdi 50 bas puan ve o kadar da sürpriz olmazdı belki de diye düşünüyorum. Hani biraz hata mı yaptı acaba diye düşünmedim değil. Çünkü ekonominin çok şiddetli bir şekilde şeye ihtiyacı var. Enflasyonla ilgili önlem alınmasına ihtiyacı var. Göstergeleri halen çok kuvvetli. Bütün göstergeleri halen çok kuvvetli. Tarım dışı istihdamı da gördük. İşte PMI'ları gördük. Diğer veriler de aynı şekilde. Dolayısıyla hani savaş hali reel olarak, reel sektör anlamında Amerikan ekonomisini henüz vurmuş değil. Tabii ki arz yönlü enflasyon artmaya devam edecek bu işte emtia fiyatları üzerinden ve bunun tüketici enflasyonuna yansıması da olacak. Hani para politikası aracılığıyla arz yönlü enflasyonu kesemeyebilir ama talep tarafı da halen çok kuvvetli.
aynen Özlem'in dediği gibi yani gevşek, aşırı gevşek para politikası ve maliye politikası devam ettiği için enflasyon besleniyor. Fiyatlama davranışı bozuluyor, beklentiler bozuluyor. Dolayısıyla acilen aslında önlem alınması, şimdiye kadar çoktan alınması gerekirdi. Şimdi de adım atılması lazım. O anlamda yani Fed eğer 5 bas puan uygun olur demeseydi Powell, çok yıkılmazdı şey ve 50 bas puanlık bir artışın da belki önünü açabilirdi. Bilanço genişlemesiyle alakalı, bilanço daraltılmasıyla alakalı bir adımı olmazdı. Ama herkes de normal karşılardı işte bu evet. Şey savaş var ya ortamda diye düşünüyorum. Bu anlamda yani enflasyon kontrolden çıkmasına da yarayabilecek maalesef bir ortam. Amerika'da stagflasyon vari bir şekle döneceğini zannetmiyorum ama Avrupa aynı şey değil. Avrupa'da hem enflasyon özellikle üfe tarafında çok çok kuvvetli artışlar var. Tüfeğe yansıması da olacaktır. Ve de çok hızlı bir şekilde daralabilir şu içinde bulunduğumuz ortam dolayısıyla. Her kanaldan ekonomisi, Avrupa ekonomisi baskı altında. Bu anlamda belki destek bile gerekebilir. Yani biz bu hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan gerektiğinde belki hani politika değiştirebileceğine dair sinyal bile duyabiliriz. Belki bir noktada, bence bir noktada ihtiyaç da olacak. Ama Asya veya Amerika için aynı şeyi veya Çin veya Amerika için aynı şeyi söyleyemeyiz. Peki bir araya gideceğim izninizle. İlk aramızı verelim. Sizlerle Avcı'yı dinleyip aranın ardından burada yeniden buluşalım. Geçtiğimiz seneye ait büyüme rakamlarında yatırımlar düşerken tüketimin bu kadar artmasını enflasyon nedeniyle öne çekilmiş olan bir talebe bağlıyorum. Ama buradan da 2022 yılına dair çıkarımlar yapacak olursak, eğer insanlar büyük ölçüde bu harcamalarını öne aldılarsa bu 2022 yılında bir yavaşlama anlamına gelecektir. Ve zaten biz şu anda çok ciddi bir enflasyon problemiyle baş başa olduğumuz için ve enflasyon da sonuçta insanları fakirleştiren, talebi aşağıya çeken en önemli makroekonomik değişken olduğu için 2022 yılında ister istemez bir yavaşlama göreceğiz. O zaten bir sürpriz değil. Biz maalesef enflasyona rağmen büyüme gibi de bir amaç güdüyoruz. Yani normalde işte şu anda bütün dünyada baktığımız zaman hep enflasyon tehlikesi var ve bunu kontrolden çıkmadan merkez bankaları ne tür hamlelerle kontrol etmeliler konusu tartışılıyor. Bizde ise maalesef enflasyon değil, büyümedir öncelik olan şeklinde bir tercih çok uzun bir süredir zaten ortaya konmuş durumda. Fakat giderek de biz enflasyon pahasına büyümenin artık mümkün olamadığını, yani siz de koşucuya ne kadar doping verirseniz bir yere kadar onu hızlandırabiliyorsunuz ama bir noktadan sonra sağlığına verdiğiniz hasar o kadar ciddi bir hale geliyor ki artık faizleri de düşük tutsanız o koşucu koşamayacak hale geliyor. Ekonomi artık daha fazla ileriye gidemeyecek hale geliyor. 2022 yılında o nedenle %11'lerden işte 2'lere, 3'lere bir büyüme oranındaki geri çekilme bence bu yorgunluğun bir sonucu olacak. Ukrayna krizi bugün sona erse yaptırımların hemen kalkacağını düşünmüyorum. Çünkü amaçlar arasında orta uzun vadede Rusya'yı oyun dışında bırakmak da var dedi Özlem Derici. Küresel ekonomik durgunluğa gidiyormuşuz gibi görünüyor dedi Özlem Bayraktar. Özlem Derici ile devam edeceğim. Artık bize etkisini tabii konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi faizlerde Özlem Derici çok net bir yukarı hareketle karşı karşıyayız. Bu hafta içerisinde bugün biraz daha ivmelenmiş gibi görünüyor. 27'ler falan artık var. Önceden diyorduk ya enflasyon 50-20-22 faiz nasıl oluyor? Şimdi bir tur daha gelince üstüne bu Rusya krizi biraz daha faizleri yukarı attı. Bir iki kur. Kurdan da yani o 14'ün üzerine gidemeyen ya da kur artık 14,5'lara geldi. Oradan da etkileniyoruz. CDS öyle. Borsayı bir kenara koyalım hadi ama bu etkilenme devam edecek mi Özlem? Hem kur hem faiz. Bu döneme kadar olan etkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Aslında hem kurda hem faizdeki hareket nispeten yani bir savaş hali var. Savaş halinden önce Fed vardı zaten yani Fed hikayesi vardı. Bunlara çok sınırlı miktarda tepki veren ve de müdahalelerle, Merkez Bankası müdahaleleriyle
kontrol altında tutulmaya çalışılan bir kur hareketi vardı. Tahvil faizi tarafında da yabancı payı biliyorsunuz hani çok düşük seviyelere gelmekteydi zaten iyice artık yabancı çıkışı devam edince iyice düşük seviyelere en son gördüğüm %3'ün de altında bir seviye var şu anda tahvil piyasasında yabancı payı olarak. Dolayısıyla bu çıkışlar da tabii negatif yansıyor ama asıl tabii risk primindeki artış. CDS'lerin seviyesi öncelikli olarak hani Eurobond tabii fiyatlamasını etkiliyor ama genel olarak ülkedeki risklilik algısında yansıttığı için CDS'ler tahvil faizlerindeki hareketin bir kısmını açıklıyor diyebiliriz. Dediğim gibi aslında birçok riski hani fiyatlamayan bir tahvil faiziyle karşı karşıyaydık. Ben tahminleri yaparken yılbaşında önümüzdeki dönemin projeksiyonlarını yaparken yani 25 üstü seviyeler olması lazım. Hatta 30'lu seviyeler görebiliriz gibi düşünüyordum enflasyonun seyri dolayısıyla. Ancak o hareketi görmüyorduk bir şekilde. Şimdi biraz şey bahanesi oldu gibi. Savaş hali bahanesi oldu gibi. Yani hani savaş ortadan kalksa birdenbire faizlerde düşüş görür müyüz? Ondan emin değilim. Çünkü hem yansımaları devam edecek çok kuvvetli ihtimal. Hem de Türkiye'nin riskliliği diyeyim fiyatlanmıyordu. Şimdi fiyatlanmaya başladı. Bütün gelişmekte olan ülkeler üzerinde tabii ki de bir şeyi var, yükü var. Bütün olan bitenin ve durulsa dahi artçı şeylerin, etkileri. Ben önümüzdeki dönemde hani faizlerin daha da yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de tabii şey yani ihale haftasındayız. İhaledeki faizler de yüksek gerçekleşmiş. Buradaki şey de bir miktar etkiliyordur. Yani hani portföy değişimi deyip yeni kağıtlara talep dolayısıyla önceki kağıtlardan çıkma eğilimi de bir parça yukarı itiyordur. Ama asıl temel neden tabii şey risk primindeki artış diyebiliriz. Evet 3.6 milyar liralık bir satış oldu sanırım bugün. Özlem Bayraktar sana... Ortalama faiz bayağı bir yüksek. Şeysiz... kuponsuz tahvilde %20'nin altındaymış geçen ayki ihalede. Şimdi 22'lerde bir oranla karşılaştık. 2 yılda da 25 küsur galiba değil mi son bu ihalede? Evet. Özlem Bayraktar sen hem tahvil faizlerindeki yükseliş, bunun yansımaları ve kurdaki hareketlilik 14.5'lara gelişimiz ne dersin? Yani aslında faizde hareketlilik var ama enflasyonda da hareketlilik var. Aslında o negatif spread yani negatif reel faizde çok da büyük bir farklılaşma yok. Günün sonunda enflasyon gerçekleşmesi sonrasında yine yukarı yönlü revizyon gereklilikleri ortaya çıktı. Emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle de keza yine yükseliş göreceğiz. Yani şimdi mesela daha bir ay öncesine kadar 55'lerde mi olur acaba Mayıs ayında derken şimdi 60'ların üzerine doğru çıkabilecek bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon tahminlerini de hızlıca yukarıya çekmek gerekecek böyle bir dönemde tabii. JP Morgan Mayıs'ta 60 zirve yıl sonu %40.2'ye yükseltmiş en son enflasyon. Evet, evet yani tabii bu şimdilik diyoruz yani artık revizyonlar içinde önemli bir belirsizlik de var tabii. Dolayısıyla aslında tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle o negatif reel faizlerde bir kapanma da olmadı. Ve evet Özlem'in de söylediği gibi aslında diğer taraftan da hem iç borçlanma maliyetleri artıyor hem dış borçlanma maliyetleri artıyor. İşte bir önceki ay aynı kağıtları aynı tahvil ihalelerinde işte 19-35'ten borçlanırken 21'lerden borçlanırken şimdi 22'lerden 25'lerden borçlanıyorsunuz. Dolayısıyla maliyetlerde çok ciddi bir artış var. Bunun geri dönüşü tabii bütçe üzerinde de tekrar etkide bulunacak. Şimdi ilk savaş fiyatlamaları ve bunun ekonomileri etkilerini konuşurken özellikle Türkiye'nin nezdinde biz tabii hep böyle elbette turizm sektörünü konuştuk, cari işlemler içine konuştuk, ithalatı, ihracatı konuştuk ama bütçe ayağı da çok iyi bir görünümde olmayabilir. Günün sonunda mesela işte bu borçlanma maliyetlerindeki artış, iç borçlanma maliyetlerindeki artış bize faiz giderleri olarak
gelecek. Zaten faiz giderlerinde önemli bir yükseliş bekleniyordu 2022'de programda. Çok daha yüksek seviyelere doğru ilerleyebilir. Bütçeyle ilgili bazı diğer sıkıntılar da söz konusu olabilir. Dış borçlanma maliyetlerimizde zaten CDS'lerin geldiği seviyeler belli. Dolayısıyla yani hakikaten böyle bir ortamda küresel anlamda da sıkıntılı bir yere doğru giderken olumlu bir şey söylemek biraz daha zor maalesef. Evet, CDS'lerde bir 700'ün üstünü gördükten sonra şu an 686'yı görüyorum. 704-705'lere kadar yaklaştık birkaç gün önce. Hakikaten inanılmaz bir yükseliş ki bu yükselişi CDS risk primi diyelim biz Kasım ayında görmemiştik. Kasım Aralık'ta görmemiştik. Yani Aralık'ta bile 600'lerin üzerine çıkmıştı. İşte kur 18'e ama tutulamıyor mu dediğimiz dönemde risk primimiz 600'lerin üzerinde. 2003'ten beri sanıyorum görmedik bu seviyeleri, 700'leri. Yani 2003 diye hatırlıyorum en son ben de grafiğe baktığımda. Evet. Şimdi peki kur korumalı mevduat ve dolar TL, Özlem Derici, sana döneyim. Şimdi aslında Özlem bütçe tarafını da söyledi. Eğer yorumlarsan, yani ben bugün mesela bazı hesaplar gördüm ama sosyal medyada da dolaştı. İşte kur korumalı mevduatın işte Mart ayında hazineye şu kadar bir maliyeti olabilir diye. Ya ben açıkçası o nasıl, ya o hesabı nasıl yaptılar? Nasıl sanki bütün dövizler aynı tarihte aynı fiyattan mı girdi kur korumalı mevduata da sonucu bu oldu falan, hani onu ben hakikaten bilemiyorum. Zaten anlamadığım işler ama hani onu hiç anlamadım, bilmiyorum o hesap nasıl yapılıyor. Gerçekten öyle bir hesap yapılabilir mi? İşte hazineye maliyeti bu oldu diye. Tabii onun hep alternatifini de değerlendirerek yorumlayanlar vardı ama bu yapılmasaydı da hazinenin işte döviz borçluluğu üzerinden şu kadar fazla bir yük gelirdi diye yaklaşımlar da var, hani kur korumalı mevduatı savunan. Dediğim gibi ben bilmiyorum ama sana sorayım, böyle bir hesap yapılabilir mi? Bir ikincisi, şu an bu kur hareketi tabii ki dolar endeksi de güçlendi ama yani ne kadar rahatsız edici, o konudaki değerlendirmeni de lütfen rica edeyim, buyurun. Yani çeşitli varsayımlara dayalı olarak yapılıyor tabii bu hesaplar. Ben henüz yapmadım ama belli noktalarda hani belli varsayımları yaparak ek yük hesaplanabilir. Önümüzdeki dönemde yani şeye çok katılıyorum tabii. Çok ciddi bir çözülme vardı Kasım ayında, Kasım ayından aralığın ortasına kadar. Dolayısıyla kur korumalı mevduat birdenbire bu şeyi durdurdu. Bu çözülmeyi ve de dolarizasyonu, yani çekip dolar alma gibi bir eğilimi, yani TL mevduatlarını çekip dolar alma gibi bir eğilimi vardı kişilerin ve bunu durdurdu. Şu ana kadarki kullanım hani 500 milyar TL'nin üzerine de çıkmış vaziyette gördüğümüz kadarıyla, ancak kurdaki artış veya kurdaki artış demeyeyim ama gelişmeler diyelim, hem enflasyondaki artış hem işte bu savaş halinin olması belli ki mevduat sahibini tedirgin ediyor ve kur korumalı mevduat aracılığıyla kendini yeterince korunmuş hissetmiyor. Bunu iki şeyden anlıyoruz. Bir tanesi son hafta DTH'larda bireysellerin DTH miktarında artış var. İkincisi de çok ısrarla istenen ancak sağlanmayan 3 ay şirketlere 3 aylık vadelerle kur korumalı mevduat hesabı açılabilmesi imkanı getirilmemişti ve kesinlikle getirilmeyecek konuşuluyordu. Ama şimdi bu hafta onun da geldiğini gördük. Çünkü geçişler hem rezervleri kuvvetlendirecek hem işte dolarizasyonun önüne geçecek, enflasyonla mücadeleyi sağlayacak kurlardan çok çok uzak durumda şu anda. Benim izlenimim kendilerini hani korunmuş hissetmiyor mevduat sahipleri kur korumalı mevduat hesabı aracılığıyla. Şimdi ilk şeyi göreceğiz. İlk dalgayı diyeyim yani 3 aylık. Enflasyona karşı korunmuş hissetmiyor değil mi orada? Hani evet, evet. Kura karşı yoksa karşı koruyor ama enflasyon tabii. Bambaşka yerde. Aynen, yani o rahatlığı yaratabilmiş durumda değil. Biz bunu ilk kur korumalı mevduat çıktığı zaman zaten hani böyle bir uyarımız oluyordu. %17'lik faiz tatmin edici olmayacaktır diye. Veyahut da KKM'ye
teveccüh diyeyim veya talep, ancak kurda düşüş bekleniyorsa şey yapılabilir, talep görebilir diye düşünüyorduk. Söylüyorduk da yani, seninle de konuşmuştuk daha önceki yayınlarda. Evet. Şimdi ama bu buradan çok uzağız tabii. Hiç kimsenin öyle bir kurda düşüş beklentisi falan yok. Ama enflasyona karşı da her geçen gün eriyen bir şey var. Para birimimiz var. Gelirler var. Bir de tabii şöyle de bir etkiyle karşılaşma ihtimalimiz var. Her şeyi bir kenara bırakın, alım gücündeki düşüş o kadar büyük ki o tasarruflara ihtiyacımız olabilir. Yani hani genel olarak zaten kenarda tutulan bir para KKM'ye geçiyordu ya, o tasarrufların harcanması, tüketime yönelmesi gibi bir eğilim söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde. Onun için bu şey kritik tabii, ilk 3 aylık vade dolduktan sonraki hareket. Neye talep gösterecekler? Nasıl, nereye gidecek? Yenilenecek yani mi? Çünkü o imkan evet, da getirildi. Onu yeniden, izleyeceğiz. Yeniden KKM'ye mi dönecek? Peki. Yoksa kullanılacak mı? Dediğim gibi alım gücündeki düşüşü telafi etmek üzere tüketime mi gelecek? Yani tamamen sistemden çıkacak. Veyahut da DTH olarak mı sistemde duracak? Yeniden döviz mevduatı olarak evet. mı yapılacak? Bunu göreceğiz ve çok fazla bilgi hani bize sağlıyor olacak ne eğilimin ne yönde olduğuna dair. Evet Özlem. Reklama doğru gitmem lazım. Şöyle ufak bilgiler. Hani beklenti veremiyorum hakikaten, ama ya daha doğrusu veremiyorum derken şöyle, benim beklentim tatmin etmediği yönünde olduğu için, olduğu gibi o vadesi dolan KKM'lerin yeniden KKM hesabı olarak tutulmayacağı yönünde. Peki. Ama göreceğiz. Yani rezervlere etkisi de mesela bakıyoruz, 20 milyar dolar yanılmıyorsam en son hafta itibariyle TL mevduattan DTH'lardaki düşüş, ancak rezervler tarafında o kadar bir artış görmüyoruz. Neden? Çünkü müdahaleler söz konusu, 5.4 milyar dolar BOTAŞ'a sattığını açıkladı zaten Merkez Bankası. Onun dışında açıklanmayan müdahaleler söz konusu olabilir. Biliyorsun bunları artık hani o kadar şeffaf bir şekilde takip edemiyoruz. Ama piyasadaki hareketlerden hani gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla KKM'den sağlanan rezerv artışı rezerv rakamlarında görünmüyor şu an. Peki. Geçen hafta pariteden arındırılmış DTH rakamını gerçek kişilerde 1.2 milyar dolarlık bir artış olarak açıklanmıştı. Evet. Tüzellerde 1 milyar dolarlık azalma olarak açıklanmıştı geçen haftanın verisi. Ama geçen hafta bir önceki haftayı tabii bize açıklıyor. Tabii. Onu da hafta söyleyeyim. Bakacağız devam edelim. Evet. Bu hafta Perşembe günü açıklanan da bir önceki haftanın olacak. Benim söylediğim 2 hafta önceye kadar gidiyor. Araya gidelim. Evet. Aranın ardından Özlem Bayraktar Gökşen'e döneceğim. Çok az vaktimiz kaldı. Özlem Bayraktar Gökşen, az önce Özlem Derici'nin güzel geniş değerlendirmesini senin ekleyeceğim bir şey var mıydı? Onu alarak istersen tamamlayabiliriz. Kısaca şunu ekleyebilirim. Yani çok biz zaten döviz arzı tarafında problemlerimiz vardı ve ek bir döviz talebi geldiğinde de bunu rezerv yönetimiyle sağlamak istiyorduk. Çeşitli kanallar yarattık. İhracatçıların ihracat bedellerinin %25'ini merkeze satıyorlar. KKM'den girişler oluyor. İhracat reskont kredilerinden girişler oluyor. Yuvam'dan girişler oluyor. Ancak buna rağmen mesela bu hafta göreceğimiz rezerv verisinin gerilediğini göreceğiz bir miktar. Demek ki bu girişlere rağmen gerileme şu anda sadece kamu kurumlarına, mesela BOTAŞ'a 5 milyar doların üzerindeki satışı karşılayabiliyor. Ek bir talep geldiğinde de kurda bir hareketlilik oluyor. Gelecek dönemde de hem ihracat hem de turizm gelirleri tarafında istenilen seviyeye gidilmeyecekse ve bu savaş riski nedeniyle ek döviz talepleri gelecekse bir miktar
bir miktar oynaklık oluşabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla gelişmeleri takip edeceğiz. Yani bu savaş meselesi daha ne kadar sürecek bizim için de önemli olacak. Evet, oraya bayağı bir bağımlıyız anladığım kadarıyla. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Stüdyoya da bekleriz uygun bir vaktinizde. Burada beraber yapabiliriz yani. Bak her şey elbette. Tüm bu kısıtlamalar kaldırıldı. Stüdyomuz müsait, bekleriz. Çok teşekkürler. Özlem, görüşmek üzere. Özlem Derici, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Özlem Bayraktar Göşen. Hemen Melike'ye döneceğim. Melike'nin de bu arada tabii Kadınlar Günü'nü kutlayalım sevgili Melike. Beraber mesai yapıyoruz. 12-13 yıla doğru gidiyoruz. Melike Cem'in de Kadınlar Günü'nü kutlarım canlı canlı buradan. Sonra onu dinlemeye başlayalım. Buyurun. Teşekkürler Barış. Evet, bugünün hikayesi volatilite, Barış ve endişe. Volatilite tam anlamıyla fırlamış durumda. Zigzag çizdi S&P 500. %1 önce çıktı, fırladı, sonra %1 düştü. Yani bunların ardında yatan sebep de ya önce yaptırımlar, petrol üzerine, doğalgaz üzerine olan kısıtlamalar, Zelenski'nin açıklaması, sonra Avrupa Birliği, hepsi birden. Çünkü 12 milyar dolarlık yardım paketi de istiyor kongreden. Bunun kongreden geçmesi lazım. Biden bunu konuşmasında da söyledi. Hazine faizleri biraz kendini yukarı attı. Yarın MBA borç başvuru gelecek ama en önemlisi Perşembe günü TÜFE %7.8 artması bekleniyor. Bir önceki dönem %7.4 gelmişti. Gıda hariç %6.4 çıkacakmış. Beklentiler bu yönde. Enflasyonun artmasının etkisini bugün ticari açıkta da gördük. Zaten nedir? Rekor seviyede 89 milyara gelmiş açık. %9.4 artmış. Ama zaten dediğim gibi ekonomik veriler fiyatlanmadı. Altın 2000 doları da geçti. Altın petrol artışına devam ediyor. Bugün itibariyle diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ciğim çok teşekkürler. İyi akşamlar. Melike'ye uğradıktan sonra akşam seansımızın kapanışına bakalım. Yön yukarı, %1'lik bir hareket gerçekleşti. Amerikan piyasaları iyi, yükselişte borsalar. Biz de ayak uydurduk. 2269,5 seviyesinden BIOB 30'u kapattık. Yarın ne konuşacağız? Haftayı ortalıyoruz. Rusya'nın enerji, Rusya'ya yapılan enerji ambargosunun etkilerini konuşacağız. Çin'den enflasyon geliyor sabaha karşı ve Amerika'dan bir istihdam verisi, açık iş imkanları verisini takip edeceğiz. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam buluşmak üzere.